Ramazan-ı Şerif'te her güne bir cüz tanıyalım. 10. cüz. 10. cüz Enfal suresi 41. ayet ile başlar ve 75 ayetle sure biter. Ardından Tevbe suresi başlar ve 93. ayetle de cüz biter. Enfal suresi Bedir Savaşı ile devam eder ve arada tüm müminlere uyarı ve nasihatler de bulunur. Enfal suresi 60. ayette düşmanlara karşı hazırlık içinde bulunma emri vardır. 65 ve 66. ayetlerde ise az ama inanan ve sabırlı müminlerin kalabalık bir düşman ordusunu alt edeceği müjdesi vardır. 67. ayette Bedir Savaşı esirlerinin durumuna ilişkin bir uyarı verilmiştir. 71 ila 75. ayetler arasında ise muhacir ve ensar dayanışmasına dikkat çekilmiş, müminlerle birlikte hareket edenlerin onlardan olduğu varsayılmıştır. Sure bu şekilde bitmektedir. Tevbe suresine baktığımızda, tevbe adıyla bilindiği üzere Allah'a yapılan yöneliş demektir. Kişinin yaptığı yanlıştan vazgeçmesi, dönmesi demektir. Sure içerisinde birkaç tane tevbe geçmektedir. Esas tevbe ise Tebuk seferine katılmayan Ka'b bin Malik ve diğer iki kişinin tevbesi üzerine nazil olan ayetler münasebetiyledir. Tebuk seferinden geri kalan bir grup hatalarını anlayıp pişman olduktan sonra kendilerini caminin direklerine bağladılar ve Allah Resulü çözmedikçe kendilerini çözmeyeceklerini yemin ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndükten sonra onların durumunu öğrenince buyurdu ki, haklarında emir alıncaya kadar ben de onları çözmeyeceğime yemin ederim. Sonra Tevbe suresi 102. ayet inmesiyle onları çözdü. İlk 24 ayet tamamen Mekke fethinden sonra cereyan eden hadiseler üzerine nazil olmuştur. Mekkelilere 4 ay süre tanınmış, iman edenler kalmış, etmeyenler ise çekip gitmiştir. 11. ayette tevbe eden müşriklerin Müslümanlar için din kardeşi oldukları ferman edilmiştir. 25 ila 27. ayetlerde Huneyn gazvesine değinilmiştir. 28. ayette Mekke fethinden sonra harem bölgesine müşriklerin girmesi kesinlikle yasaklanmıştır. 30 ila 35. ayetler arasında Hristiyanların yanlış inançlarına değinilmiş, özellikle din adamlarının halktan topladıkları ve biriktirdikleri paralar üzerinde durulmuştur. 40. ayette Sevr mağarasında Peygamber Efendimizle birlikte kalan Hazreti Ebu Bekir'e değinilmiştir. 42. ayetten sonra cüzün son ayeti olan 93. ayete kadar neredeyse tüm ayetler Tebuk gazvesinden bahsetmektedir. Ayetlerin çoğunluğu da münafıkların savaşa gelmemek için bahane üretmelerinden bahseder. Arada infak etmenin öneminden, peygambere itaatten ve müminlerle birlikte olmaktan bahsedilmektedir. 60. ayet zekatın kimlere verileceğini tek tek saymaktadır. 84. ayette Medine'nin en büyük münafığı İbn-i Selül'ün ölümü neticesinde Peygamber Efendimiz onun namazını kılmak istemiş, Allah Teala da bunu şiddetle reddetmiştir.